Selam millet, TVF'ye hoş geldiniz. Ersin ben, yanında Tarık var. Tarık Özgürbeşi. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben deyim. Uzaktan geldin. Evet. Sakarya Hendek'ten geldin. Kaç kilometre oradan burası? 150 kilometre. Ayağına sağlık diyelim, zamanına sağlık diyelim. Bir de ayrıca başka bir şey için sana teşekkür etmek istiyorum. İlk kez sizin görüşünüz seviyesinde bir arkadaşımız GoPro ile katılıyor. Evet. GoPro 5 Black Edition değil mi? Evet. Doğru söylüyorum. Böyle bir cihazla geldiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buna geçeceğiz ama buna geçmeden önce Tarık'tan bahsedeceğiz. Evet. Tarık kim? Yaş kaç? Ne iş yapıyor? Hı. Bunu ne kadar zamandır kullanıyor? Yuh filan bir öğrenelim. Ondan sonra da cihaza geçelim. Ne dersin? Tamam. Adım Tarık Özgür Beşe. 36 yaşındayım. Sakarya'da oturuyorum. GoPro Hero 5 Black Edition kullanıyorum. 1,5 seneye yakındır kullandığım bir ürün. Genellikle balık avlarında kullanıyorum. Sen meslek olarak, ben sana Tarık ne iş yapıyorsun diyorsun, sen balıkçıyım mı diyorsun? Okey, tamam. Yani bunu da kendi şeylerini, avlarını dokümanter hale getirmek ya da kaydetmek evet. için kullanıyorsun evet. değil mi? Doğru tahmin ediyorum. Hangi açıyla kullanıyorsun? Yani kafaya mı takıyorsun, gövdeye mi, ya da başka bir hani arkada sen tutarken bir yere falan mı şey yapıyorsun? Üç şekilde de kullanıyorum. Yani bu benim kullandığım yerin yapısına göre hı hı. değişiyor. Yani kıyının şekline göre veya açısına göre yerin. Bazen suyun içine girmek zorunda kalıyorum. Hı hı. Bu zamanlarda en net görüş açısını nasıl alabileceksem o şekilde kullanıyorum. Çünkü bazen izleyicilerin de ne şekilde görmek istediği de çok önemli. Şimdi bu aksiyon kameralarda, yani mesela benim kullandığım alanda, balıkçılık alanında, insanlar bir kamışın, makinanın ve o balık vurma anında kamışın oynayışını komple görmek istiyorlar. Hı hı. Veya suyun bir geniş açısını. Bu yüzden bazen kafada kullanmak zorunda kalıyorum. Göğüste de kullandığım oluyor. Veya bir tripod yardımıyla tripoda bağlayıp kendimi uzaktan da çektiğim zamanlar şimdi oluyor. Ben sana meslek olarak sorduğumuzda balıkçıyım mı diyorsun derken yanlış yapmışım, onu anlıyorum. Sen evet. aslında balıkçılık sporunun yayıncılığını yapan bir insansın. Evet. Doğru mu anlıyorum evet. şu anlattıklarından? Yani sen, sakın yanlış anlama söyleyeyim. Profesyonel anlamda bir balıkçısın. Hı-hı. Hem tatlısı hem tuzlusu mu? Evet. Okay. Olta balıkçısısın. Hı-hı. Aynı zamanda tüm maceralarını, yani tüm av maceralarının hı-hı. videolarını çekip evet. izleyiciler dinliyor, paylaşıyorsun değil evet. mi? Nerede paylaşıyorsun? Kendi YouTube kanalım, kendi YouTube var. Adresin ne? Söylesene. Yani adın mı sadece? Özgür Balıkçı. Ha, Özgür Balıkçı. Hı-hı. Eğer YouTube'a girip Özgür Balıkçı yazarsak senin kanalına evet. ulaşıyoruz zaten. Özgür Balıkçı'daki tüm videoları, yani bunu almayı aldıktan sonra mı kanalı açtın? Evet. Okey. Yani Özgür Balıkçı kanalındaki bütün hı-hı. videoları baştan sona bununla çektim. Ben de bu videomuzun açıklama kısmına Tarık'ın kendi YouTube kanalı www diye adresini yazarım. Hı-hı. Merak eden arkadaşlarımız girer bakarlar. Hı-hı. Oradaki tüm videoların şu an için bugüne hı-hı. kadar çekilenlerin GoPro Hero 5 Black Edition'da evet. çekildiğini biliyoruz şu anda. Nereden bu yayıncılık hikayesine sardın Tarık? Yani tahmin ediyorum ki hı-hı. senin balıkçılık maceran 1,5 yılın daha öncesinde başlıyordur. Ya ben tutuyorum, eyvallah filan, müsabakalara filan da katılıyorsun evet, bildiğim kadarıyla. Turnuvalara katılıyorsun, develerin var vesaire hı-hı. vesaire. Eyvallah, gidiyoruz, kazanıyoruz, hı-hı. kaybediyoruz, spor yapıyoruz, avlıyoruz bilmem ne filan. Bunu kaydedeyim, yayınlayayım'a nereden karar verdin? Nereden karar verdim? Çok sevdiğim bir uğraş. Hani hobiden öte oldu artık hı hı. benim için. Kendim için söylüyorum ve beni ancak hani balık tutanlar, bu şeye, hobiye merak salanlar beni daha iyi anlar. Çok zevkli bir şey. Yani o balığı yakalamak veya oraya gitmek. Çok sabır isteyen bir şey. Çok sabır isteyen bir şey. Kafa rahatlatan bir şey. Şimdi o balığı yakalıyorsunuz, bir heyecan duyuyorsunuz, bir mutlu oluyorsunuz, bir zevk alıyorsunuz. Ama bunu da ölümsüzleştirmek istiyorsunuz. Bir de paylaşmak istiyorsun değil mi? Şimdi kamera olmadığı zaman sadece o anda kalıyor. Ama kameranız olduğu zaman, aksiyon kameranız, daha sonra istediğiniz bir zamanda evde bunu tekrardan izleyebiliyorsunuz. Ama ben biraz egoistlik yapmak istemedim. O yüzden YouTube bir kanalı açtım. Yani 1,5 sene falan oluyor. İstedim ki insanlar da izlesin. En azından o zevki onlara da yaşatabileyim. Onlar da mutlu olsunlar diye böyle bir kanal açma kararı aldım. Kanal açma kararı aldığın zaman kafanda almayı planladığın cihaz bu muydu? Yani benim bir kameraya ihtiyacım var, bir aksiyon kameraya ihtiyacım var noktasına geldiğin zaman
tek seçenek bu muydu? Evet, benim için buydu. Okey, yani kafada şey vardı. Ben GoPro 5, Black Edition, Hero 5, Black Edition alırsam bu işi çözerim. Evet. Çözdün mü? Sence bu cihaz sana her anlamda yayıncılık açısından destek oluyor mu? Mükemmel bir şey. Benim açımdan mükemmel bir şey. Yani bunu şöyle değerlendiriyor musun? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Eminim senin yaptığın spor gereği ayrılmaz bazı aksesuarların var. İşte evet. Mesela kamış dedin, makave dedin, misinası, bunun şeyi, oltası, iğnesi, vazife falan. Artık şeyi de, Hero 5'i de senin ayrılmaz ekipmanlarından bir tanesi olarak kabul ediyor musun? En çok neyinden memnunsun Tarık bu cihazın? Mesela ilk olarak neyinden memnunum? Şimdi ben her hava şartında avlanmak zorundayım. Sabah olsun, akşam olsun, yağmurlu, karlı, soğuk havalarda. Bunun en güzel özelliği yani şu kılıfa bile ihtiyaç duymadan, ekstra bir kılıfa bile ihtiyaç çıplakken duymadan. Çıplakken yani cihaz. Cihaz çıplakken bile su geçirmeme özelliği var 5 metreye kadar. Şimdi yağmur yağdığı zaman ben oltaları bırakıp da gidip ya su geçirmeyen kılıfı takayım buna deme lüksüm yok. O yüzden hani yağmur yağdığında en azından hiç tedirgin olmuyorum. Ya cihazım ıslanacak, su geçirecek. Bu yüzden çok avantajlı bir şey. Diğer açıdansa birçok özelliğini ekstra parçasını bulabiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Aksesuarlardan aksesuar bahsediyorsun. Aksesuar olarak. Yani bir yedek batarya mesela çok lazım oluyor. Çünkü bataryası bir çekimde 1 saat, 1,5 saat falan gidiyor. Bittiğinde yedek bataryayı hemen alıp takıp yoksa çekime devam edebiliyorum. Şarj etmekle uğraşılacak bir şey değil yani. Tabii. Ve şeyleri de var mesela, harici olarak şarj etme aparatları da var. Yani yanınızda bir powerbank taşıyarak veya arabanızdaki çakmaklıkla hemen harici bir şarj etme aparatıyla diğer yedek pininizi, biten pininizi şarj edebiliyorsunuz. Yanlışsan beni düzeltirsen bu tamamen GoPro'nun gücünden kaynaklanıyor. GoPro'nun yan sanayisi çok gelişmiş değil mi? Evet. Diğer aksiyon kameralarında sanırım bu kadar çok değil. Aynen. Ama GoPro için işte senin bu bahsettiğin şarj ünitelerini, case'leri, kutuları, kılıfları vesaire vesaire üreten birçok başka marka var. Aynen. Ve farklı fiyat şeylerinde, gamlarında ihtiyacı olan her şeyi bir şekilde bulabiliyorsun diye biliyorum. Doğru mu? Doğru. Teknik anlamda bu cihazın kaydettiği görüntülerle ilgili bize ne söylemek istersin Tarık? Ben bunda sürekli videolarda yaptığım çekimlerde 1080p olarak kaydediyorum. Ama isterseniz 2.7K çekim yapabiliyorsunuz, 4K çekim yapabiliyorsunuz. Benim 4K çekim yapmamın tek sebebi kullandığım bilgisayar donanımının buna yeterli olmamasından dolayı. Anladım. Yoksa yani 4K çeksem bunu renderine alacak, işleyecek tabii. Bilgisayar ona göre lazım. Süre ona göre uzayacak. Aynen. Yüklemesi ona göre şey boyut olacak. Boyut ona göre yükseliyor. Ama 1080p'de bile çok net, güzel görüntüler alabiliyorsunuz. Bunun haricinde çok güzel kaliteli slow motion çekimler yapabiliyorsunuz. Tabii bu yine seçtiğiniz görüntü kalitesiyle alakalı. Aynı orantılı. Çünkü 1080p'de 60 kare çekerken bu 4K'da biraz daha düşebiliyor. Yani şey slow motion'un şeyi, kalitesi azalabiliyor doğal olarak. O da tabii ki cihazın sahip olduğu kapasiteyle alakalı. Bir de tabii burada şey var. Senin sahip olduğun SD kartların, depolama kartlarının da kapasitesiyle doğru orantılı değil mi iş? Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz GoPro reklamlarına ya da yurt dışında GoPro ile yayıncılık yapan insanların kanallarına falan baktığımız zaman çok güzel maviler, kıpkırmızı çiçekler, işte bazen surf mur falan yaptık yazma için muazzam bir okyanus görüntüsü falan görüyoruz. Ve benim kafamda hep şey oluyor. Ulan acaba bu görüntüler gerçek mi? Hani GoPro bunlarla oynuyor mu filan diyorum. Ne düşünüyorsun sen? Gerçekten böyle çok vurucu renkler üretiyor mu cihaz? Şimdi çok net görüntüler çektiği için üzerinde oynama yaptığınız zaman montajda bu daha da güzelleşiyor. Anladım. Ama şimdi görüntü kalitesi bir kameranın kötüyse siz istediğiniz kadar montaj yapın. O görüntü kalitesi kötüyse yine kötü olacaktır. Ama bunun görüntü kalitesi çok iyi olduğu için özellikle 4K çekimlerde ben kendi evimin bahçesini çektim. Ya benim evimin bahçesi bu kadar güzel miymiş dedim. O kadar söyleyeyim. Ama tabii ki bunların üstünde ince oynamalar yapılabiliyor. Çünkü bir fotoğraf bile çekerken siz belli bir ışığı yakalamak zorundasınız. Aksiyon kamerada illaki ışığın yönü değişiyor. Montajlarda bu ışığı biraz daha kısmanız gerekiyor. Yani bunları
görüntü çok daha güzel olsun diye değil, yine izleyicileri düşündüğünüz için yapıyorsunuz. Sana bir şey soracağım. Şimdi sen bu GoPro'yu sadece kendi hobini film etmek için mi kullanıyorsun? Yoksa başka işlem için de kullanıyor musun? Yani mesela atıyorum, biraz önce muhabbet ederken lafı geldi. Allah bağışlasın, küçük bir kızım var. Onunla hani onun büyüyüşünü de yapalım falan gibi çekimlerde yapıyor musun bunu? Evet, yani mesela kızımın adı Güneş. Şu anda 1 yaşında. Onun da sürekli ben resimlerini çekiyorum. Bununla çekiyorsun sürekli. Çekiyorum. Hı-hı. Evet. Memnun musun? Yani şimdi artık senin spor olarak çektiğin konsept action cam'e giriyor, yani aksiyon kamerası, ama Güneş'in fotoğrafını videosunu çekerken o artık aksiyon değil, yani normal hani çekim yapıyorsun. Normal çekimdeki performansından da memnun musun Tarık? Memnunum. Sadece bunda tek eksik gördüğüm, yani genellikle aksiyon kameraların genelinde gördüğüm eksiklik, özellikle yine balıkçılıkla alakalı, çünkü herkeste aynı sıkıntı var. Nedir? Gece görüşün olmaması. Çünkü siz aslında gece de balık tutuyorsunuz. Tabii gece de av yapıyoruz. Hani bazı spor dalları da yine gece yapıyor. Aynen öyle. Yani gece avlara giden insanlar var, gece spor yapanlar var veya gece yürüyüş yapanlar var. Kampçılık, kamp yapanlar ama var. Ama bunun için yine şöyle bir şey düşünmüşler. Bir kafa lambası kullanıp üstünde GoPro'nun bağlantı aparatı, onu takıyorsunuz. Kendi aydınlattığın alanını çekebiliyorsun. O şekilde bile çok net çekiyor. Yani anladım. Görüntünün şöyle bir güzel yanı var. Siz doğayı, etrafı gece loş ışıkta veya gündüz karanlıkta nasıl görüyorsunuz? GoPro'da aynı şekilde görüyor. Anladım. Hiçbir fark yok. Yani sizin gece göremediğiniz noktalarda o da göremiyor. Ama az bir loş ışıkta aynı netlikte görüntüleri çekebiliyor. Sen bize kendi GoPro ile çektiğin görüntü örnekleri de verdin. Evet. Bunları anlatırken arkadaşlarımız büyük bir ihtimalle ekranda o senin çektiğin görüntüleri görüyordur zaten şimdi. Onların arasında hiç gece çekimi, ya sen yaptın mı gece çekimi, var mı? Sabah gün ağrırken yani var. Okey, tamam, onu da biz kullanıyor oluruz. Sende öyle bir kafa lambası aparatı falan var mı? Yok, hiç kullanmadım. Çıplak yaptın yani. Evet. Bu cihazda yaptın. Aha. Saat kaç gibi yaptın o çekimi, hatırlıyor musun? Sabah 6. Ne derece karanlıktı hava? Yani gün yeni mi ağrıyordu, ağrımış daha mıydı artık? Gün yeni ağrıyordu ama yani sanki dolunay varmış gibi. Yani. Anladım. Aydınlıktı yani etraf. Aydınlıktı. Süper, çok güzel. Özellikle o görüntüyü arkadaşlarımız tamam. Şey yapsınlar çünkü ben de açıkça söylemek gerekirse, sen şimdi anlatırken düşündüm. Hiç gece GoPro çekimi izlememişim mesela. Evet. Hani o biraz önce bahsettiğim şey, okyanustu, su altıydı, çöldü, bilmem neydi falan görmüşüm YouTube'da ama geceyi hiç görmemişim. Ben de bir dönüp şey yapayım, bakayım. Peki Tarık, sana bir şey soracağım. Herhangi bir hobisi olan herkese sen bir GoPro ya da GoPro adı çok önemli değil, Action Cam önerir misin? Evet, öneririm. Keyifli bir iş mi? Yani şunun için keyifli bir iş mi? Şimdi hani balık tutmak diye zaten dilimizde bir deyim var. Hani insanlar böyle rahatlamak için, keyif almak için, hani şey diyor ya, işi gücü bırakıp balık tutacağım bilmem ne falan muhabbeti vardır. Senin yaptığın iş o anlamda zaten hani böyle biraz önce de anlattığın gibi rahatlatan, insanı dinginleştiren, sakinleştiren bir iş. Öyle bir işin sonrasına yayıncılık gibi böyle hani daha meşakkatli bir işi eklemek sence mantıklı mı? Önerir misin insanlara? İnsanlara öneririm. Yani şu açıdan öneririm. Çünkü tek aksesuar açısından GoPro çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hani ekstra şunlar da var. Telefon uygulaması. Yani GoPro'nun o telefona yüklediğiniz bir application'ıyla çok daha pratikleşiyor her şey. Mesela şimdi hemen eve gideyim, videoyu düzenleyeyim, atayım diye bir imkanınız olmasa bile yanınızdaki telefon sayesinde ve GoPro'nun uygulaması sayesinde istediğiniz görüntüleri istediğiniz yerden kırpıp hemen bir kısa video oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz 5 dakikalık, 10 dakikalık veya 1 dakikalık bir intro yapıp işte yarınki yayına koyacağınız programla ilgili teaser bir fragman veya intro yapabiliyorsunuz. Bir de app sana şey imkanı veriyor, hangi kadrajda çekim yaptığını görebilme imkanı veriyor. Benim açımdan uygulamanın şöyle güzel bir yanı var. Şimdi bunu kafaya taktığınız zaman açıyı görmeniz lazım. Evet. Ama GoPro'nun uygulamasından telefonla açıyorsunuz ve anlık görüntüyü orada görebiliyorsunuz.
Baktığınız zaman açıyı ona göre ayarlayabiliyorsun. Hani göğüste de öyle. Şimdi göğüste çok aşağıda olduğu zaman bu sefer yer sadece görünüyor, su gözüküyor. Biraz yukarı kaldırdığınız zaman dağ görünüyor. O yüzden çok avantajlı oluyor. Anladım. Senin şimdi biz şunu biliyoruz ki bu en yeni GoPro değil olarak yenileme çıktı. Yenilemene geçmek gibi bir niyetin var mı? Yoksa bu seni şimdilik yapıyor mu, idare ediyor mu Tarık? Şimdilik çok benim işimi görüyor. Yenilerinde de çok az nüanslar var. Yani işte canlı yayına katılabiliyorsunuz diyebiliyorum. Yani YouTube'da canlı yayına katılabiliyorsunuz. Bir de az önce bahsettiğim görüntü kalitesi yükseldikçe kare sayısının düşmesi, onlar da biraz daha yüksek karelerde çekim yapabiliyorsunuz ama yani netlik olarak benim çok işimi görüyor. Ve şunu da gördüm, TV programları da izliyorum. Orada da mesela yarışmacılara bile GoPro takıyorlar. Yani büyük kanallar bile yarışmalarda bunu kullanıyorlar. Yani televizyon yayınında bile GoPro ile çekilen görüntüleri kullanabiliyorlar artık. Çünkü o sen yarışmacılar dediğin şey ne, bir aksiyonlu yarışmalarda, oradan oraya koşulan bilmem ne yapılan yarışmalarda o gördüğümüz netlik eskiden hani ben çocukken belki yarışmacıyla birlikte bir kameraman koşuyordu yanında. Ama artık öyle bir şey yok işte. Senin söylediğin kafasına, koluna, göğsüne bir yerine takıyorlar. Ve onunla beraber o görüntüyü bizi izletiyorlar. Televizyonda o kaliteyi alıyorsak diyorsun. O zaman YouTube ne be yani. Bunu söylüyorsun değil mi? Aynen. Süper. Çok güzel bir noktaya değindin. Ben de bazen televizyon izlediğim zaman haklısın görüyorum. GoPro aparatları görüyorum yarışmacıların üzerinde. Ve unutmuştum böyle bir şey olduğunu. İyi hatırlattın bana. Tarık sence... senin kullandığın GoPro Hero 5 Black Edition ile ilgili ya da genel anlamda GoPro kullanımı ile ilgili söylememiz gereken arkadaşlara ben çok konuştuğum için sana ihmal ettiğim, unutturduğum bir şey var mıdır? Veya yoksa ufak ufak bitirir mi videoyu? Güzel yanlarından birkaç tanesini ve olumsuz yanlarından birkaç tanesinden bahsedeyim. Olumsuz yanları çok az. Öncelikle bunu söyleyeyim. Olumlu yanlarından bir tanesi dokunmatik ekranı var. Dokunmatik ekranı gayet kullanışlı. Videolarınızı, çektiğiniz videoları buradan izleyip beğenmediğiniz videoları silebiliyorsunuz. Bu nasıl bir avantaj? Yani hafıza kartınızın belli bir limiti vardır ama daha çok çekim yapmak istiyorsunuzdur. Yaptığınız çekimlerde gereksiz gördüğünüz görüntüleri anında silebiliyorsunuz. Yani diğer türlü olsaydı yani bir ekran olmasa böyle. Hafıza kartını çıkartacaksınız, bilgisayara koyacaksınız, oradan beğenmediklerini silip tekrar yani bayağı bir uzun iş. Aynı zamanda şeydi, hafıza ekranı bir oynatıcı ekran olarak da görülüyor. Evet, yani çektiğiniz görüntüyü izleyebiliyorsunuz da buradan. Diğer bir güzel özelliği, bu ön tarafta da gördüğünüz bir ikinci ekranı var. Bunun nasıl bir avantajı var? Atıyorum kendinizi çekiyorsunuz bu şekilde. Buradan kaç dakikanız kaldığını, hafızada ne kadar yer kaldığını, kaçıncı videoyu çektiğini direkt görebiliyorsunuz. Üçüncü bir diğer özelliğini anlatayım güzel. Bu lensi buradan çıkabiliyor. Hani ne işe yarıyor? Değişik filtreler uygulayabiliyorsunuz. Yani su altı çekimlerinde olsun, gündüz çekimlerinde olsun daha değişik bir görüntü almak için filtresi değişik bir filtreler takabiliyorsunuz. Bunun haricinde ne özelliği var başka güzel? Filtre haricinde de mesela çizildiği zaman da en azından bütün cihazı çöpe atıp yenisi almaktansa bunun, sadece tabii sıfırını alıp takabiliyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Beğenmediğin negatif özelliği var mı Tarık? İnanın beğenmediğim tek özelliği gece görüşünün olmaması. Gece görüşü, onu söyledin zaten şu anında. Bir gece görüşü olsa ben yetecek. Tahmin ediyorum ki bir iki model içinde onu da kuvvetlendirirler. İnşallah. Yani o ışık aparatı dışında bir bazı çözümlere yönelirler büyük bir ihtimalle. Ve yine tahmin ediyorum ki hani bu gündüz çekiminde o kadar başarılı ki geceye başarısız bir açıdan girmek istemediklerinden bugüne kadar koymamışlardır cihaza anlamında. Bir de şunu unutmamak lazım. Gece dediğimiz şey özellikle senin gibi doğada iş yapanlar için zifiri karanlık. Yani bizim şehirde gördüğümüz geceyle, değil mi sen daha iyi biliyorsun bunu. Yerleşim bölgesinde gördüğümüz geceyle bir gölün kenarında, bir denizin kenarındaki gece birbirinden çok farklı siyahlıkta geceler. Yani arkadaşlar o yüzden zaten şehirdeki gece çekim açısından bir sıkıntı yok. Gece biz şehirde gördüğümüz gibi görüyor zaten. Aynen öyle. Yani çünkü şehirde en kötü ihtimalle 300-400 metre ileride bir tane ışık, 100-200 metre ileride bir evin ışığı, bilmem ne filan var.
Ama doğada bunların hiçbirisi yok. Sadece ay varsın, ay var evet. Tepede, bir de sen varsın. Başka bir şey yok. O yüzden arkadaşlar o bilgiyi de kafalarının bir yanına yazsınlar aynen. Bence şey anlamında. Tarık, zamanına sağlık, ayağına çok sağlık. Kalktın geldin. Ben dediğim gibi bilgisayarla katılan arkadaşlarımız var son zamanlarda sizin görüşünüze. Ama ağırlıklı olarak cep telefonuyla katılıyor arkadaşlarımız. Bilgisayarlara çok sevinmiştim. Bilgisayar kullanıcıları geldiği için. Şimdi bir tane Action Cam kullanıcısı geldiği için çok sevindim. Ayrıca senin gibi bir balıkçılık yapan bir arkadaşla tanışmış olmamdan da daha çok sevindim. Çünkü anlattığın şeyleri böyle gözümde canlandırdıkça çok şey oldum. Hoşuma gitti. Zamanına sağlık, emeğine sağlık. Sağ olasın. Umarım arkadaşlar da en az benim aldığım kadar keyif almışlardır. GoPro ile ilgili kafalarına takılan bir iki soru olursa bu videonun altında yazarlarsa fırsat buldukça cevap verirsin diye tahmin ediyorum. Tabii. Arkadaşlar ben Tarık'ın web sitesinin adresini yorumlar kısmına yazacağım. Bu videonun yorumlar kısmına yazacağım. Lütfen Tarık'ın videolarını da izleyin. Tarık'ın bize verdiği bu video içinde gördüğünüz balıkçılıkla ilgili videoları da bir göz atın mutlaka. Sizlerden birisinin kendi kullandığı cihaz her ne olursa olsun GoPro, Traveler ve başka bir şey. Gelip burada bizim stüdyomuzu anlatacağı bir başka videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.